Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Arkadaşlar yeni bir şey gördüm. Sanırım yakında Shang-Chi güncellemesi geliyor. Bir sonraki güncelleme Shang-Chi olabilir. Peki ben bu kanıya nereden vardım? Arkadaşlar şöyle bir şey paylaşmışlar. Event notlarında. Şöyle şunu biraz yukarı alalım. Event notlarında bir şey paylaşmışlar. Şey diyor. Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Opening Celebration Coupon Distribution. Şey diyor. Marvel'ın işte Shang-Chi'si için Marvel stüdyoları Shang-Chi ve 10 yüzüğün efsanesi mi? Öyle bir şey diyor. Opening Celebration işte şey kutlama şeyi diyor. Kutlama açılımı mı? Kupon veriyorlarmış. Yani arkadaşlar bize bir kupon kodu verecekler. Bundan bahsediyor. Bu kupon kodu da Shang-Chi ile ilgili olacakmış. Şimdi arkadaşlar bu merakımı uyandırdı. Neden hani Shang-Chi direkt Shang-Chi kuponu veriyorlar falan diye. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle sıradaki güncelleme Shang-Chi olacak. Çok yakında bir Shang-Chi güncellemesi gelecek. Bilginiz olsun. Şöyle bir yazıyı okuyayım bakayım. Bir şey diyor mu? Ha şey diyor. Diyor ki bu kuponu vermemizin nedeni Shang-Chi filminin çıkışını kutlamak falan diyor. A powerful and mysterious criminal organization in the Marvel Universe. Güçlü ve gizemli bir suç örgütü olduğundan bahsediyor. Arkadaşlar kupon kodu bize 6 yıldız Shang-Chi verecekmiş. Eğer elinizde 6 yıldız Shang-Chi varsa şey veriyor. 256 tane biyometrini veriyor. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar kupon kodu Movie Shang-Chi, ben bunu açıklamalara da yazacağım zaten. O şekilde uygularsınız. Ama asıl burada önemli olan kupon kodu değil, gelecek güncelleme arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle çok yakında Shang-Chi güncellemesi geliyor. Bilginiz olsun. Şöyle bakıyorum. Evet, şu aralar uygulayabiliyoruz sanırım artık. Evet, kupon kodu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Shang-Chi'yi görüyoruz. Arkadaşlar şimdi normalde çizgi romanlarda Shang-Chi'nin ya da daha doğrusu babasının diyeyim yüzükleri var arkadaşlar. Bu güç yüzükleriyle böyle bir tür güç yüzüğü arkadaşlar. 10 tane yüzükten oluşuyor. Bu yüzüklerle işte bir takım bir şeyler yapabiliyor. Sihir gibi böyle. Şeyde filmde biraz farklı işlemişler. Şöyle bilezik tarzı yapmışlar yüzükleri. Bilmiyorum, bu şekilde de gelebilir belki oyuna. Onun dışında arkadaşlar bir de Shang-Chi'nin babası var, Mandarin diye. Şimdi size Mandarin ismi tanıdık geliyor olabilir Iron Man filminden. Iron Man 3'te arkadaşlar şeyden bahsediyordu. Mandarin'den bahsediyordu. Ancak arkadaşlar orijinal Mandarin o değil, orijinal Mandarin bu örgütün lideri aslında, o da Shang-Chi'nin babası oluyor. Babası işte Shang-Chi zalim bir şekilde yetiştiriyor. Hani döve döve yetiştiriyor. Böyle güçlenmesi için çaba sarf ediyor falan. Tabii Shang-Chi sonunda da güçleniyor. Çizgi romanlarda babasına karşı çıkıyor. Babasını alt ediyor falan. Hatta bir noktada Avengers'ın yardımını falan bile alıyor. Ama filmde nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama arkadaşlar kesin olarak güncelleme gelecek zaten. Hani onu kesin olarak söyleyebilirim. Ne zaman geleceği konusunda da bence yakın zamanda gelebilir arkadaşlar. Bu kanıdayım ben şahsen. Çünkü yani bu kupon kodunu paylaşmaları bence şey değil, rastlantı değil. Hani belli ki yakın zamanda bir şey gelecek. Yakın zamanda bir güncelleme gelecek. Bilginiz olsun, sıradaki güncelleme Shang-Chi olabilir yani. Bir de arkadaşlar Shang-Chi'de gelebilecek karakterler kim? Onlardan da biraz bahsedecek olursak. Arkadaşlar Shang-Chi'nin geleceği kesin zaten. Babası çok büyük, yüksek bir ihtimalle gelecek. Mandarin adıyla. Bir de arkadaşlar Mandarin'in, yani bunun babasının sadık bir şeyi var. Savaşçısı var.
Şöyle kılıçlı, maskeli bir manyak. O da büyük bir ihtimalle gelecek. Bir de arkadaşlar Abomination gelebilir. Abomination ne derseniz size onu da göstereceğim ama bulabilirsem. Şuralarda göremedim ama. Neredesin? Arkadaşlar Wong da gelebilir. Bilginiz olsun. Çünkü Shang-Chi'nin filminde görünüyordu. Evet şurada. Ama daha net bir fotoğrafı yok. Yani. Neyse onu birazdan size göstereceğim de. Arkadaşlar Wong şeyde filmde ufak bir görünüyordu. Bir ihtimal Wong da gelebilir. Güncellemede. Bir de size Abomination karakterini göstereyim. Abomination. Evet şu. Yok çizgi romanlarda böyle de filmdeki hali. Ya normalde arkadaşlar bu karakter evet şöyle. Şey fragmanda arkadaşlar şu şekilde görünüyor. Şöyle daha net bir fotoğrafı yok mu ya? Daha büyük net bir fotoğraf. Yani en fazla şu kadar görünüyor. Bir dakika şunu tam ekrana yayabiliyor muyuz? Yok yayamıyormuşuz. Tamam. Arkadaşlar şimdi normalde bu karakter zaten oyunda var bildiğiniz gibi. Ama bu karakter gene güncelleme de alabilir. Çünkü Shang-Chi de görünüyordu filminde. Karşısındaki tam olarak kesin olmamakla birlikte arkadaşlar Wong'a çok benziyor. Wong olabilir. İki karakter de gelebilir yani bilginiz olsun. Evet, bundan da bahsetti. Yani bu iki karakter, bir de Shang-Chi'nin babası, Shang-Chi'nin bir savaşçısı. Bunlar gelebilecek karakterler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de bir diğer şeyimize geçelim, haberimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer event daha var. Şöyle bir durum arkadaşlar, ben buna göz attım. Şimdi event schedule falan bunları geçelim. Arkadaşlar diyor ki, diyor siz şey hikaye modunda 11'in birinde God of Deception God of Deception ne demek ya? Bir saniye. Yani adına çok bakmama da gerek yok aslında. Arkadaşlar şey 11. şeyin birinci seviyesinde oynarsanız Loki ile birlikte şey yapmanız ama bunu şey yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Size şöyle bir şey demiş. Diyor ki diyor 11. seviyenin birinci yani 11. 11'in birine gir işte öyle diyor sana. Burada diyor Loki'ye karşı savaşırken Loki'ye karşı Loki ile savaş diyor. Loki'ye karşı savaşırken bunun diyor ki SS'ini al diyor. Resmini al diyor. Sonra diyor ki bunu girip Facebook hesabını yükle diyor. Sonra şu tagları kullanacakmışsın. Şu 4'te yazıyor yani şurada. Marvel Future Fight ve Loki yazacakmışsın. Bu şekil paylaşacakmışsın. Ondan sonra başka ne diyor? Sonra kendi adını ya, kendi adını oyun adını mı ne yazacakmışsın? Ondan bahsediyor. Ondan sonra işte bunları yapacak mısın? Sana şu ödülleri verecekmiş. İşte kart geliştirme küpü, ondan sonra güçlendirme puanı, bir de 100 bin altın. Arkadaşlar hiç değmez gerçekten. Uğraştığınıza hiç değmez. O kadar uğraş da, SS al da, bilmem Facebook'a yükle de, tagını da yap da sana gönderdiği ödüllere bak. Hadi biraz kristal verseler neyse de. Yani şu ödüller için kılınızı kıpırdatmaya değmez arkadaşlar emin olun. O yüzden hiç gerek yok ama gene de gelmiş böyle bir şey. Bundan bahsedeyim dedim. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Shang-Chi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de merak ediyorum. Kupon kodunu da aşağıda paylaşacağım. Bilginiz olsun. Açıklamalar kısmında. Yani Shang-Chi'ye yakın zamanda güncelleme gelecek gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar bu arada fragmanı da çok güzel duruyordu. Ben çok beğendim fragmanını. Shang-Chi de zaten benim sevdiğim bir karakterdir normalde. Ben yani sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım sizin ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.